Al şunu iç. Sonra da biraz uyuyalım. Çok canım yanıyor Allah'ım. Geçecek. Hepsi geçecek. Nasıl geçecek? Hangi biri geçecek? Babamın yaptıklarının hangi birini unutacağız ki? Ben şahsen komple babamı unutmayı planlıyorum. Direkt makineye format atacağım. Ama senin saklamak istediğin bir anın falan varsa... Var. Hepimizin var, senin yok mu? Yok. Ben iyi bir şey hatırlamıyorum. Abi doğru mu bu? Babam yürüyebiliyor muymuş? Yürüyebiliyor derken... koşabiliyor bile. Ececiğim. O kadar insanın içine depar atarak kaçtı. Kondisyonu da bayağı iyi. Tazı gibi. Yalan mıymış yani? Yine bizi kandırmaya mı çalıştı? Gel. Gel şöyle hadi. Gel dur şuraya. Ağlama. Ağlama. Ağlamayın artık. Ya adam yürüyemiyor diye ağlıyorduk. Şu an yürüyor diye mi ağlayacağız? Yaman'ı da babam kaçırmış Ece. Aynen. O yüzden sil şu gözyaşlarını, tamam mı? Çünkü değmez. Niye böyle bir şey yapmış? Neden peki? Çünkü... babamız kötü bir adam. Tüm düz kötü. Başka bir açıklaması yok. Ama annemiz var. Dünyalar ise annemiz. Yani hala bizim için bir umut var. Buna tutunacağız. Annemize tutunacağız. Birbirimize tutunacağız. Ve bir daha... o adama asla ve asla acımayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık mı dedim. Güzel. Ver bakayım. Açmıyor mu? Telefonu kapalı. Hiç kapatmaz ki benim annem telefonunu. Tamam merak etme. Emniyettedir, arar birazdan. Sen burada bekle. Ne? Merhaba. Çağla'yı görmeye geldik de. Çağla Hanım görmek için gelmişler. Tamam ben ilgilenirim. Nasıl Çağla? Yaman aradı da emniyettelermiş. Kız da aldı falan bir şeyler dedi. Babam da kaçmış elinizden. İyi tamam her şeyi anlatmış zaten. Bana bir şey kalmamış. Annem yanında mı? Onu da söyledi mi bari? Biz ne bilelim oğlum. Yaman emniyetteyse annen de yanındadır herhalde. Çağla odada mı? Odada. Kendini suçluyor. Babamın gerçek yüzünü görünce. Ben bir bakayım. İlaç içti. Uyuyor. Rahat mı bıraksan? Sen mi rahat bıraksan acaba? Bence onu ne yaparsa yapsın seven. Suçlamayan birisi iyi gelecek. Aynen öyle. Güven doktorun da dediği gibi. Aşk iyileştirir Allah efendim. Gerçi ben bunun iyileşeceğinden pek emin değilim ama neyse. Şu embesil beni çok geriyor.
Öyle nasıl? Daha iyi mi? Çok ilginç. Antidepresan etkisi gibi. Ece, müsaade var mı? Ece. Bak o kalp sana benim kardeşimden emanet. O adam için umut üzme olur. Prenses. Cesur. Buradayım prenses. Buradayım. Yok öyle hesabı kendine kesip tek başına ödemeye kalkmak. Madem kabarık geldi hesap bölüşeceğiz. Neydi o? Ne usulüydü? Alman usulü mü? Ben sana niye prenses diyorum biliyor musun? Öyle safi güzelsin diye değil. Yani güzelsin tabii. Hem de çok güzelsin. Masallarda hani prenseslerin kral babaları olur ya. Hep bir ters oluk çıkartır bunlar. Ya işte kızı sevdiği gence vermez. Ya işte bir tane üvey anne getirir yaptığı eziyetleri görmez. Ya da ne bileyim safi kötüdür işte dümdüz. İyi kral yoktur yani. Allah da kralların belasını versin. Ama kral babaları ne kadar kötü kalpli olursa olsun, prensesler hep iyidir. Onlar hep temiz kalpli. Senin gözünden akan her bir damla yaş için ben damla damla kan dökerim gerekirse. Öyle kan dökmekle olmaz, direkt öl diyorsun yani. Emret prenses. Öl de ölelim. İyi ki varsın Cesur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.